Ben başından itibaren aynı şey söylüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu ardarda davalar, e, İBB'ye teftiş meselesi, bütün bunları bir araya getirdiğimizde çok açık bir şekilde e, siyasi içerikli olduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani e, hem e, Ahmak davası, hem e, İBB yönelik soruşturma'nın hukuki sahiplerle yapıldığını söylemek zor. yani iddianameye bakmak bile. Ahmak davasının içeriğine bakmak bile bence sorunun cevabını açık bir şekilde veriyor. Biraz önce bahsettiğimiz bu İBB teftişin temelini oluşturan Diyayder iddianamesinin içeriğini de biraz hatırlayalım. Yani aynı şeyler üzerine çok fazla konuşuluyor son dönemde. Çünkü işte geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu bir toplantı yaptı İBB'de, Saraçhane'de. Ondan önceki çarşamba ne yaptı? İkisini de ben de yerinde takip ettim. Sen de oradaydın bildiğim kadarıyla. Evet. Orada da biraz daha fazla bu davadan ziyade e, İBB'ye kayyum atama olasılığı barındıran bu teftiş meselesinin üzerinde durdu. Tam da geçen sene bu zamanlarda biz bu DIAR iddianamesini çok konuşuyorduk. Yani biraz oralardan da gelmek lazım. Şimdi e, bugün açılan davanın detayını bilmiyorum. Bir yolsuzluk soruşturması anladığım Hı. kadarıyla ona İhâle dayanıyor. Evet yani bir tek üst aşamada biliyorum. Beylikdüzü dönemine hı hı. dair 2010, bir şey. 29 Aralık 2015'te şey, ee, yani tweet bu, atmış İmamoğlu. 3 tane tweet istir. atmış. Yaklaşık 8 yıl, çok özür diliyorum. Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'ne gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Yani bu ihalede imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkında herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not bu oyunu görünün imzası yine malum müfettişe ait. Içine. Aa, o, Yok müfettiş e, Rizim, e, aynı müfettiş, a aynı müfettiş aynı müfettiş. Arif, yani Arif, Yıldırım. Arif, AK Arif Parti'den Yıldırım. milletvekili adayı olan Hı -hı. Evet, e, o ismi ve, sıklıkla zikretti. E, Sayın İmamoğlu deyimiyle kendisi için özel olarak görevlendirilmiş. <laughs> evet bu, öyle bu. diyor. Yani sonuçta bu dava, eee İBB'ye teftiş meselesinin yeniden gündeme gelmesi bir yıl sonra e, işte Ahmak davasında eee ilk mah derece mahkemesinden siyasi yasak çıkması istinafa hızlı bir şekilde gelmesi yani bütün bunlar Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki süreçte e, siyasi denklemde olmasını istemeyen bir akla işaret ediyor. Yani bu apaçık. Bu apaçık çünkü e, daha önce de bu tespiti yapmıştım. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını yani yalnızca iktidar olarak okumuyorum ben. Yani müesses nizam istemiyor bir şekilde rahatsız oluyorlar. Yani e, onu Belki uzun vadeli bir rakip olarak gördükleri için, belki kontrol etmesi zor bir siyasetçi olarak gördükleri için. Her neyse niyet okuma yapmayayım ama sonuçta oyunun dışına itmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'nun oyunun dışına itmeye çalışan bir irade var. Bunun arka planlarına da bak. Bak bazı şeyleri de hatırlamak lazım. İşte bu Diyarır iddianamesi bence son derece sıkıntılı bir iddianameydi. Oralara gidersek geçen sene tam da bu zamanlar ve Ocak başlarında konuşuyorduk. Bu iddianameyi e, Kürtçe'yi illegal hale getiren Kürtçe kelimeleri kullandığı için onlara bir suç isnat eden bir zihniyetle yazılmıştı. O dönem ben bu iddianamenin detaylarıyla ilgili yazı yazdığımda AK Parti'nin içinden çok önemli bir isimler aramış ve çok haklısın. Biz kendi dönemimizde e, bu yasakçı zihniyetle ee, mücadele ettik <laughs> Türkiye'yi bir yerden bir yere getirdik bu iddianamenin elle tutulur bir tarafı yok da demişlerdi yani bu notu da düşmek isterim ama burada mesele içeriğine yani e, İBB teftiş e, şeyde İBB'ye açılan soruşturmadan bir şey çıkar mı bugünkü davanın içeriği neden ziyade çok açık bir şekilde siyasi bir e, hava olduğu Ekrem İmamoğlu'na yönelik çok e, net bir siyasi hava olduğu tespitini yapmamız gerekir Ha bunun sonucu ne bunun sonucu şu ee, ortak aday olarak geçen isimlerin arasında e, Sayın İmamoğlu vardı ama bu yağmur gibi gelen davalar süreçlerle birlikte bence Ekrem İmamoğlu'nun aday olma aday olarak çıkma olasılığı bugün son derece düşük bir yerde. Ben ee, İmamoğlu doğru bir aday olur muydu o başka bir tartışma konusu ama benim gördüğüm kadarıyla e, Kemal Bey de e, İyi bir aday. En azından farklı kesimlerden oy alma potansiyeli barındırıyor. Bazı sıkıntılar olmakla birlikte. Ama Sayın İmamoğlu belki ortak aday olarak çıksa Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha çok oy alırdı. Ama bugün geldiğimiz noktada onun denklemde olduğunu söylemek güç. Yani böyle bir bütün bu atılan adımların şimdiden en azından böyle bir sonucu var. Mehmet Uçum'un makalesine işaret etti Aytunç. Doğru. Yani orada... E, siyaseten bir e, irade olduğu da görünüyordu ve Mehmet Uçum yani çok da kibar da bir insandır ama son dönemdeki çıkışları da beni açıkçası şaşırtıyor. HDP'nin kapatılmasına yönelik de çok açık tavır koydu. Hatta e, meclisteki bütün milletvekilleri de e, işte terörle iltisaklı onca onların da eee e, onlarla HDP da süreç şeydi. Evet. HDP olarak. de açık şey yaptı, açıklama Tartışınır yaptı. Tartışılır aslında yani, yani yargıya müdahale olduğu tezi güçlülük kazanacak bir çıkış bu çünkü. Evet çünkü HDP'liler de bu açıklamalar üzerine bir çağrı yaptılar. Yani dolayısıyla ben o minvaldeki hem Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu davanın onanması gerekir minvalinde yazdığı yazının hem de HDP ile ilgili açıklamalarında yanlış olduğunu düşünüyorum ve AK Parti içinde de bu açıklamalara yönelik de eleştiriler olduğunu biliyorum. İmam İmamoğlu'yla ilgili olarak yine geleceğim bir sorum daha olacak. Latif Şimşek'e döneyim Ankara'ya. Latif tekrar merhaba yeni bir dava İmamoğlu hakkında bununla başladık. Senin görüşün nedir? Ee, merhabalar Erdoğan Aktaş. Şimdi tabii ben bu hakaret davasıyla ilgili karar çıktığında e, siyasi yasak da dahil olmak üzere aynen şu cümleleri kullanmıştım. Ben hakim olsaydım böyle bir karar vermezdim eğer elimde olsaydı demiştim. Şimdi aynı şeyi söylüyorum ama burada e, unuttuğumuz bir şey var Erdoğan Aktaş. Ee, Nagihan Alçı da, Aytunç da e, bu kararın siyasi olduğunu söylüyorlar. Elbette ki seçim satım haline yaklaşılmışken e, böyle bir yorum yapılabilir. Ee, özellikle muhalefet cephesinden böyle bir yorum gelebilir. Ama benim üzerinde durduğum konu şu. Olayın siyasi olup olmadığından öte ortada bir suç unsuru bulunup bulunmadığı. Şimdi e, önceki davada da hakaret davasında da mahkeme e, bir suç unsuru bulmuş ve kararını vermiş. Ardından da işte istinaf süreci var. Yargıtay süreci var. Buralarda karar değişebilir. Elbette yanlış bir karar alınmışsa. Hepimiz e, bu yanlış kararın düzeltilmesini isteyebiliriz. Fakat bir taraftan da e, iktidarın yargıya müdahale ettiğini konuşurken aslında bu yorumlarla e, biz yargıya müdahale ediyoruz. E, ortada bir iddianame var, e, bir yargı kararı var. E, yargı kararı sonucunda e, ilgili yasalara göre verilmiş bir karar var. Eğer bu suç bu yasalara uymuyorsa elbette ki Sayın İmamoğlu'nun avukatları istinafta bunu belirteceklerdir. Kamuoyuna da açıklayacaklardır. Şimdi gelelim bugünkü konuya yeni dava konusuna. Ortada ihaleye fesat karıştırmak gibi ağır bir suç var. Benim bildiğim kadarıyla ee, mahkemeye konu olan e, suç 2015 yılında bir ihalede gerçekleşiyor ama e, bununla ilgili takip soruşturma 2020'de başlıyor 2020'de başlıyor işte Danıştay süreci devam ediyor şimdi Sayın İmamoğlu Danıştay'da herhangi bir olumsuzluk olmadığını söylüyor ama tabii ben e, bunu bilmiyorum e, emin değilim hani Danıştay e, sürecinde e, dipnotlar var mı ...herhangi bir... ...aklama var mı yok mu onu bilmiyorum. Ona tekrar bakarız. Fakat... ...ortada somut gerçekler var. Ortada bir ihale var. Bu ihaleyle ilgili... ...ihaleyi alan firmanın yetersizliği... ...söz konusu. İhalede... ...ikinci olan firmanın itirazı... ...söz konusu. Ve... ...ihalede verilen ürünlerin... ...ihale şartnamesine uygun... ...olmaması gibi bir durum söz konusu. Sonuçta da kamunun... ...250 küsür bin lira... O dönemin 2015'in parasıyla e, bir zarara uğratılması söz konusu ki belki döviz bazında falan e, hesapladığınız zaman e, bugün 1 milyon liraya yakın bir e, zarar ortaya çıkar. Onu da bilmiyorum. Yani hani 2015'in 250 bin lirasıyla konuşmak da doğru değil. Sonuçta burada e, isnat edilen bir suç var. Şuna da dikkat çekmek isterim ki Sayın İmamoğlu ortada bir suç yok demiyor. Benim okuduğum açıklamalarda, bugün yapılan yorumlarda sadece İmamoğlu'nun e, oluşturulan bu kamu zararında imzası bulunmadığı ve e, sorumlu tutulamayacağının altı çiziliyor. O zaman Sayın İmamoğlu şunu diyebiliyor mu? Mesela böyle bir şey söylese ben şahsen bir vatandaş olarak daha çok etkilenirim. Ya evet, bu tarihte bir ihale yapılmış, doğru. Burada arkadaşların sorumluluğu var. Burada e, ihalede bir uygunsuzluk var ee, hak etmeyen bir firmaya verilmiş bu hale itirazla rağmen düzeltilme yapılmamış ee, bu doğrudur ama bunda benim sorumluluğum yok diyebiliyor mu? Mesela böyle bir söylem de duymadık Sayın İmamoğlu'ndan böyle bir şey ama söylese e, ben gerçekten İmamoğlu'nun kendisi e, iddia altında Şimdi, kalıyor dolayısıyla kendisini savunacaktır. Bu söylediğin çok uç ileri bir şey olmaz mı? Yani hani Bilemedim ki. Nasıl anlamadım Erdoğan tekrar eder misin? Yani iddia o ki diyorlar ki ey im, Ekrem İmamoğlu sen burada hata yaptın dolayısıyla şu kadar belediye zarara uğrattın. Ekrem İmamoğlu da diyor ki savunmasına bir dakika orada benim imzam bile yok. Ne Ama ki? Olmaz ki başkanların imzası olmaz ihalede. İşte neyse peki devam et lütfen. Şimdi... Çünkü acayip gelişmeler oluyor. Ahmet İhalesi Davutoğlu enteresan olmasa da Evet biraz önce. Erdoğan Aktaş, e, başkanların imzaları olmasa da bugüne kadar o kadar çok davada bununla karşılaştık ki Hilmi de biliyordur. Başkanların imzası olmasa da e, başkanların sorumlu olduğuna ilişkin e, birçok yargıtay kararı e, olduğunu, emsal karar olduğunu e, biliyorum ben. Ama yine de şunu söylüyorum, elbette ki Sayın İmamoğlu'nun imzası olmaması nedeniyle, Hukuken burada suçtan bir bağımsızlığı varsa elbette ki suçlanmamalı.